Kuantsal boyut ve genler. Kafatası içindeki organik teybine yüklediği Kur'an metnini defalarca çalmış. Bu yüzden hafız demişler adına. Ama bir kez bile okuyamamış o metni. Bırakın okumayı tüm metni, daha birkaç ayetini bile okuyamamış. Belki de okunması lazım geldiğini ya da okumanın nasıl olacağını bile duymamış. Ezberci ve nakilcilerin alimlerden sayıldığı hikaye, masal, menkıbe anlatanların evliyadan kabul edildiği bir fetret devri sürüp gidiyor. Bir olay ve konuyu açıklamaya çalışıyorsun. Ben anlayışı kıtın biriyim anlamına gelen şu soruyu soruyor. Ama Kur'an'da şöyle bir ayet var, hadiste şöyle buyruluyor. Bu ifade düşünebilme kabiliyeti yoksunu, ezberci beynin kalelerini yani şartlanma yolla ezberlediklerini savunma güdüsüyle söylediği sözler. Hayatında düşünmemiş, bırak tefekkürü, tezekkür bile etmemiş o ayetlerin Allah kelamı olarak ne amaçla nazil olduğunu, kaç anlamı olabileceğini, neleri işaret edebileceğini. Tüm yapabildiği şu, o gelişmemiş organik teybin. Tamam, senin dediğin gibi. Öyleyse söyle şimdi bana, ben ne yapayım? Git yeşillik ye. Bana sorma ne yapacağını. Anlayışı kıt. Ne istersen yap. Eğer beynin biraz çalışsa, okuyabilsen Kur'an'ı, ne yapman gerektiğini elbette kendin anlarsın ve gereğini uygularsın. Soruyor, seni ne zaman görebileceğiz? Hiçbir zaman. Yazdıklarımı okuyamıyorsan beni nasıl görebilirsin ki? Et kemik görmekle eline ne geçecek? Beynini çalıştırmasını, tezekkür etmesini öğrenemedikten sonra. Aradığın sende diyorum, bana seni görsek diyorsun. Ben sendeyim, senim diyor. Sen hala bana görün diyorsun. Ne zaman Yahudilikten, Hristiyanlıktan çıkıp İslam dinini kabullenenler arasına gireceksin? Ne zamana kadar dışarıda aramaya devam edeceksin? Nankör. Bu kelime kendisine verileni değerlendirmeyip, eline geçeni tepen, kadir kıymet bilmeyenler için kullanılır. Bana denildiği gibi. Nankörlerin alacağı en büyük ceza, nimetin ulaştığı kapının kapanmasıdır. Kapıyı kapatan da o nimeti veren değil, o nimeti önemsememesi, değerli bulmaması sebebiyle kendisidir. Nankör kendine eder. İlmi değerlendirmeyen nankörler kendi kendilerini o ilimden ebeden mahrum kalarak cezalandırırlar. Kur'an en büyük nimettir bize, Allah Resulü tarafından ulaştırılan. Kur'an'ı anlamını düşünmeden yalnızca teyp çalar gibi seslendirerek tekrar etmek, içindeki evrene geçmemek en büyük nankörlüktür. Kur'an, halife olan insana indirilmiş, eşittir nazil olmuş, evrensel sırları açıklayan ve o varlığın kendini tanımasına vesile olan yüce kitaptır. Sen hala kendini et kemik sanarak bu et kemik boyutuna ait konularla ömrünü tüketiyorsun. Etin bol olsun, yolun açık olsun. İnsansızların yaşamlarını ve sonsuz geleceklerini cehennem etme özgürlüğü vardır. Zaman ve mekan kayıtları ötesindeki insan, evrensel değil, galaktik boyuta göre et kemik ömrü birkaç saniye olan insanın bundan sonraki yaşamı acaba nerede demesi. Ne diyor Kur'an? Subhandır. Arzın, bedenin oluşturduklarından, nefslerinden, bilinçlerinden ve daha bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri, gen sarmallarını yaratan.
Yasin 36. Bizim onların zürriyetlerini o dopdolu gemilerde yüklenip taşımamız da onlar için bir işarettir. Yasin 41. O ki bütün çiftleri gen çift sarmalını yarattı ve sizin için gemilerden bilinçler ve en'amdan biyolojik beden bindiğiniz şeyleri oluşturdu. Zuhruf 12. Her şeyi iki eşten, pozitif negatif güç, gen sarmalını oluşturan çiften yarattık. Belki hatırlayıp düşünürsünüz diye. Zariyat 49. 1970 yılında yazdığım Ruh İnsan Cin isimli kitapla 1995 yılında kaleme aldığım Tekin Seyri kitapta kuantum fiziğinden, evrenin holografik yapısından söz etmiştim bir miktar. Kur'an'ın bu konulara nasıl işaret ettiğini elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışmıştım. Özellikle Tekin Seyri isimli kitabımda. Bilmem okumuş muydunuz? Algıladığımız madde boyutunun ve her şeyin orijini ve hakikati aslı olan kuantsal boyutta, evrende her parçacık çift olarak vardır. Şimdi önce şunu hatırlayalım. Allah kelimesi bir isim kelimesidir ve bir işaret kelimesidir. Atan Allah da ayetinde olduğu gibi her şey aynı orijinle hakikatten meydana geldiği için madde, et, kemik, kol boyutunda olay bu kelimeye bağlanmakta olduğu gibi nokta diye tarif edilen kuantsal boyutuyla tekil bir yapı olan evrende elbette Allah ismiyle işaret edilene bağlanır. Ancak ne var ki gene Allah ismiyle işaret edilenin yaratmış olduğu her şeyden münezzeh, beri olduğu da başka bir gerçektir. Yani kuantsal boyut olan ruh ya da ruh-u azam ismiyle tasavvufta işaret edilen mertebe, tüm algıladığımız ya da algılayamadığımız her şeyin hakikati olan tekil bir yapıdır. Ve vitriyet mertebesidir ki bundaki bilinç her an yeni bir şandadır. Kuantların her anki değişkenliği dolayısıyla. Tüm kuantlar bir çift halinde ve algılayana göre foton ya da dalga biçiminde yaşamlarına devam etmektedirler. Her an birbirleriyle iletişim halindedirler, biri galaksinin öbür ucunda olsa bile. Kuantsal evrenin kuantları bizim algıladığımız hayvan boyutunun bedensel boyut genleri gibidir. Genler Kur'an'da gemi olarak sembolize edilmiştir. Çeşitli anlamları kuantsal boyuttan madde boyutuna taşıyıcı olarak gemi. Öyle uzay gemileridir bunlar ki kuantsal uzaydan ışık hızıyla madde boyutumuza anlam yolcularını taşır. Çiftler halindeki genlerden hayvanlarınızı, ineklerinizi yani madde bedenlerinizi yaratmıştır. Kromozomlar da hücre sitoplazması içindeki taşıdıklarıyla yüzmektedir gemi olarak. Nefislerinizden yani varlığınızı oluşturan genlerinizin, çiftlerin eseri olan bilinç dalgalarınızdan da gene çiftler halinde kişisel ruhlarınızı yani ebediyet bineklerinizi yaratmaktadır. Ve daha bilmediklerinizi. Kuantsal boyutta her şey tek bir şuur halindedir. Bu tekil şuur ilk akıl eşittir akla evvel diye tanımlanmıştır. Kuantsal boyut hayat sıfatının ta kendisidir. Var olan tüm melekler bu ruh adlı tek melekten yani bizim kuantsal boyut olarak nitelendirdiğimiz orijinimiz boyuttan meydana gelmiştir. Yani kuantsal boyut tekilliğinde meydana gelen meleki katmanlarıyla algıladıklarımız ve algılayanlar oluşmuştur.
Esasen her şey kuantsal boyutun kendi kendisini seyrinden ibarettir. Bu boyutta zaman ve mekan kavramı yoktur. İnsan kendi hakikatine yolculuğunu tamamlarsa kendi deruni doğrultusunda ben kalmaz, seyreden kendi olur kendini. Yaşamı ve kavgası et kemikle cüzdanındaki paradan öteye geçemeyen nankörlerin bu yazılardan alacağı ne olabilir ki? 7-7-1999